One minute. Başlıyoruz. Öncelikle mikrofonun gücünü test ediyorum. Şu an orada düdüklü çalışmaya çalışıyor ve ben bir yandan da yemek yapmaya başlamam gerekiyor. Çünkü bir saat sonra misafirlerim gelecek ve ben daha başlamadım. Herkese merhaba. Bu veganların yeni programı hepiniz. Hoş geldiniz. Bugün ne yapacağız biliyor musunuz? Bugün Çocuk. Çocuk mu? Çocuk. Ha sucuk. Çocuk anlamam. Peki benim şokum ne? Çocuk mu? Ya sucuğu boş ver. Sucuğu hazır aldık. Bekle. Bugün yeni bir seriye başlıyoruz. Vegan misafirim geldi. Allah'ım onun önüne ne koyayım da çok mutlu olsun bölümlerimize başlıyoruz. Ve çok pratik. Bir tatlı bir tuzlu yapacağız. Hemen kekimizle başlıyoruz. Şu vanilinden bulursanız. Bundan bulursanız bunu alın. Farkı görün diyorum. Ve hemen kuru karışımı hazırlayarak başlıyorum. Kombinimi değiştirdiğim gözlerinin önünden. 3 gündür aynı kıyafeti giyiyorum. Biraz saygın olsun dedim. Ne yapayım? Kendine biraz saygın olsun dedim. Hadi YouTube'a giymiyorsun. Kendine biraz saygın olsun dedim. Ölçü 1. Böyle yapınca daha da çok amelli olduğu için. Ben de misafirliğe gidiyorum ve diyorlar ki bana ya sen vegansın ne yapacağız bilemedik. Arkadaşlar 4 sene olacak. 4 senede hiç mi bilmiyorsunuz? Hiç mi YouTube kanalımı izlemiyorsunuz? Tariflerime bakmıyorsunuz? Bu kadar mı bilmiyorsunuz diyeceğim de çoğu arkadaşım yapıyor. Şakasına diyorum yani. Ben sizin arkadaşlarınız için. 2. Benim arkadaşım çözdü artık. Çünkü ben ne yapıyorum biliyor musunuz? Size evde yemek vereceğim. Hepiniz gelin diyorum ama herkes gereken bir şey getirsin diyorum. Ve böyle böyle vegan yemekten her şeyi öğrendiler. Yani gerçekten bayağı iyiler değil mi? Bayağı iyiler. Şimdi yarım. 2,5 olacak. Su bardağı mı bu? Su bardağı. 2,5. Bundan sonrası hızlı ilerleyecek. Hiç merak etmeyin. Şekerimizi koyalım. 1/3. Pardon. Kaç bölü kaç? 3/4. Çok bölü çok. Çok bölü çok koyduk. Kabartma tozu ve vanilimi de koymak istiyorum. Bir yandan da fırınımı açtım. Siz de açın. Sıvı karışımıma geçmeden önce. 180. Bu tam bir şey değil midir hani? Kim yapıyordu böyle köfte veriyor da deden anlatıyordu. Misafirliğe gidiyormuş. Herkese köfte dağıtırken böyle yapıyormuş adam. Ben de onun gibi yaptım ama hiç yiyeceğimiz bir şeyi öyle yapmadım. Yalan söylemiyorum. Yalan söylemiyorum. Kuru karışımız bu kadar. Güzelce karıştırın sıvıyı koymadan önce. Bu arada bana kahvaltıya geliyorlar. Ben de en pratik olan şeylerden işte iki çeşit salata yapacağım. Domates salatalık ve yeşil marul konuşamıyorum. Roka salatası onu çıkaracağım. Humus koyacağım. Damla sakızı vanilinin kokusu geldi bir daha. Evet ya bayağı iyi. Bir limonu rendeleyeceğiz. Çok hızlı yapıyorum değil mi sevciğim? Ve iyice yıkayın. Ben yıkadım. Ben artık her şeyimi yıkayıp buzdolabına koyuyorum. Yıkamadan don't. Her şey ilaçlı. Bir tanesini rendeledim. Bakın. Ya yarım yorum yengedim. Yeter o kadar. Boğazıma kaçtı. Sıvı karışımıza geçebiliriz. Ben Beypazarı kullanıyorum. O yüzden 1,5 koyuyorum. 1. Beypazarı kullanmasaydım ne kadar koyacaktım? Bir tane tombullardan koyabilirdiniz. Yeterli olur. Ve azıcık limon suyu. Yani yarım limon. Aromayı versin diye. İyice karıştırıyorum. Bitmedi. 1/3 sıvı yağ. Şu kadar. Yandan da bak. Şurada falan. Ve bu bildiğin anne keki. Zaten bu tarifi de vegan annenin tariflerinden aldım. Instagram'da kendisi çok iyi. Aşağıya ben yazarım. Siz gidip onu takip edin mutlaka. Çünkü çok öğretici. Çok az daha koymam lazım. Zaten kıvamını biraz anlayacaksınız. O kıvama erişince hazır demektir. Bir dakika. Bu biraz şey oldu. Dur. Bir dakika. Kontrolümden çıktı. Dur. İyice karıştırıyorum. Allah makine geldi bak. Makineler dünyayı ele geçiriyor. Yandan da temizlik var. Bununla daha iyi yaparsınız şöyle. Çok şey kıvamı yok. Sulu değil gördüğünüz gibi. Şey gibi. Ekmek hamuru gibi oldu. Evet yani aşırı vıcık vıcık olmuyor bu. Çok da karıştırmamak gerekiyor ama unlar da kalmasın diye dibinde. İyice altını üstüne getirmeye çalıştım. Bence oldu. Birazcık bunu da yağlayın. Çünkü öteki türlü ne oluyor biliyor musunuz? Ne oluyor? Yapışıyor. Bunu böyle koyuyorum. İnanın o kadar güzel oluyor ki. Anlatılmaz yaşanır bir lezzet. Humusa da geçebileceğiz hemen. Ama önce... Bir karıncı diyeceksin. Onun gibi. Bırakıp hiç gitmeyecek. Karın çizeceksin. Onun gibi bırakıp gitmeyecek. Ben hep bunları yiyorum. Ama çabuk ol. Niye? Gördüğünüz gibi kekimiz hazır bile. Hemen fırına atıyorum. Yarım saat sonra bir bakacağım. Ne denir ne değildir. Yarım saat. 30 dakika hemen ayarlayalım. Humusa geçebiliriz. Gençler humus yapmaya başlıyoruz. Çok uzun yapmıyorsun değil mi suratıma?
Yani tamam. Bir tane video çektik. Panel videosu. İzlemeyen izlesin. Sadece zoom yapmış suratıma. Ben şimdi haşladığım nohutlarımı koydum. Kabuklarını ayırmakla uğraşamam. Çok nadir. Çok böyle keyfi kederli ayıklarım. Limon suyu koyuyorum. Ben artık bu işte şey olduğum için düşünmeden yapabiliyorum. Beynimi kullanmıyorum yaparken. Siz de bir süre sonra beyninizi kullanmayacaksınız. Çünkü gerek yok. Kolay. Pul biber, kimyon. Bu ikisi bu işin oluşumu. Tabii ki de tuz. Ama esas önemli şey ne? Sevciğim. Nohut. Tahin. Yaklaştım diyecekmişim. Dermişim. Tahinimizi koyduk mu? Ve bir püf nokta daha söyleyeyim. Tabii ki de nohuttan humusu yaptım. Bu arada patlıcandan da yaptım. Onun tarifini de aşağıya koyarım. Yani linkini izlersiniz isterseniz. Efsane oldu. Şimdi ilk baştaki videolarımda humus yapıyordum. Ama onlarda bu kadar bilinçli değildim. Şimdi biraz bilinçliyim. O yüzden nohutu çektirirken kaynattığım sudan koyacağım. Nohut suyundan. Yani bu aquafaba oluyor. Biraz daha yoğunluk falan verecek. Güzel olacak. Malzemelerimizin hepsini koyduğumuza göre çektirebiliriz. Ve vegan olan arkadaşlarımızı mutlu edebiliriz. Biz bunun için varız. Siz arkadaşlarınızı mutlu edin diye. Biz bugünleri yapıyoruz. Arkadaşlar hazır mıyız? Bakın şimdi. Bir humus ustasının son ürünü böyle gözükür. Şaka şaka. Ben bu işte biraz iyiyim. Bakar mısınız? O çok güzel oldu. Gerçekten Seyircim ben hep çok güzel yapıyorum değil mi humusu? Hı. Humusta dikkat etmeniz gereken şeyleri söyleyebilir miyim? Hı hı. Gerçekten humusun suyuyla yaparsanız çok güzel olur. İstemem derseniz buz küpleriyle çektirin mutlaka. Ben sarımsak koymuyorum. Sizin kendi tercihiniz koyabilirsiniz. Ben sabah da çok yediğim için sarımsak koymayı tercih etmiyorum. İkincisi çektirirken koymaya devam ettim. Çekil arkaya git artık. Artık önüne geçebilirsin. Düdüklünüz varsa ki yoksa Allah'ım inşallah herkese düdüklü ver. Buyurun humusumuzu ilave ediyoruz. Bunu zaten dolapta beklettikçe sevgili katılaşıyor. Demiş, bunu taze ekmekle yememiz gerekiyor. Tam taze ekmek de al. Nasıl arkadaşlar? Vegan arkadaşınız şu an mutluluktan ağlıyor. Loki de gerçekten çok istiyor. İyi oğlum. Bunun üzerine böyle yağ falan yapıp kızdırıp koyuyorlar falan döküyorlar falan. Ya zaten içinde hem tahin var hem şey var. Bir de üzerine süs olsun diye bile ıttırtamam yani. Kekimiz de olsun ve birazcık domates salata falan onları ayarlayayım. Bakalım vegan arkadaşımızı mutlu edebilecek miyiz? Bunun yanında simit. Ama simitin tereyağlı ve sütlü olanları var. Lütfen sorun. İçinde sadece su, un, maya, işte susam, pekmez falan olanları. Olanlarıyla sokak simidi. O sertlerden almaya dikkat edin. Çünkü öteki türlü vegan olmuyor ne yazık ki. Arkadaşınızı mutlu edemezseniz tam tersine canını çektirirsiniz. Bunun yanında simit, ekmek, humus, salata, tatlı olarak çayın yanına kek falan yaparsanız o kadar mutlu olacak. Gideceksiniz ki aa. Teşekkür ederiz Nafi ya bize bunu şey yapması için. Şimdi ben size geri kalanını da hazırlayacağım. Hep beraber bakacağız. Ürüne bakacağız. Son ürüne tamam mı? Tamam mı canlarım? Hadi görüşürüz. Evet. Kekimizi kontrol etme zamanı. Tek başımayım şu an. Bakalım. Ooo. Pişmiş. Özellikle iç kısımlarını kontrol ediyorum. 30 dakikada. Bir 5 dakika daha dursun. 5 dakika daha dursun. Ve arkadaşınız başka türlü memnun etme yöntemi de patates. Bunu fırına atıp arkadaşınızı çok mutlu edebilirsiniz. Ben de yine misafirime yani kendime bunu atacağım ve kendimi mutlu edeceğim. Humusumun yanında bu. Bunun yanında salata. Hatta doğradım bazılarını. Onun yanında zeytin. Kekimin olmasına da 5 dakika kaldı. Mutluluk tablosu. Mutluluk mutluluk. Evet kekimizi de fırından çıkardık. Şimdi tabağı ters çevireceğim. Ama soğusun. Soğumadan servis etmeyin ya da zorlamayın çıkmıyorsa ilk seferde. Ben zorlamayacağım. Emin olabilirsiniz. Bu ekstrem bir durum. Şu anda sucuk da yapacağım. Vegan sucuk. Ama siz bunu yapmak zorunda değilsiniz. Çünkü biz genelde vegan olmayan arkadaşlarımızdan böyle şey asla beklemiyoruz. Normal hiçbir şey beklemiyoruz da. Yani ben söylemek istiyorum. Belki siz arayıştasınızdır. Vegan arkadaşınız vardır. Mutlu etmek istiyorsunuzdur diyerekten çekiyorum. Yoksa yani kimse kimseye yemek yapmak zorunda değil bu dünyada. Bakın artık tutabiliyorum. Artık tutabildiğime göre ters çevirebilirim. Hemen bir tabaktan yardım alıyorum ve vegan arkadaşlarımı mutlu etmek için yani şu anda bu noktada kendime birazcık tak tuk tak tuk. Heh. Ah. 10 numara. Servis etmeden önce kokusuna bakar mısın? Evet arkadaşlar. Dalma sakızı harika. Kekimiz hazır. Bakın şimdi misafirlerim gelmeden önce dediğim gibi yeşillik salatam var. Ona kendi sosumu yaptım. Biliyorsunuz artık bu sosu. Bilmeyenler bilenlere söylesin. Onu dökeceğim. Artık sosumu da bitireceğim. Bu salatayı da bitireceğim. Limonlu Sezar salata sosu. Yanlışlıkla yaptım. Ama tarifi var. Simitlerimizi de aldık gördüğünüz gibi. Şimdi onu ufak ufak keseceğim. Annem arıyor şimdi de. Salata her şey hazır. Anniş. Sofrada bir görüşelim, bir değerlendirelim durumumuzu. Hadi bakalım.
Arkadaşlar biliyorsunuz bunlar ekstra, bunlar ekstraya girer. Bunları yapmak zorunda değilsiniz ama yaparsanız why not yani. Evet, sucuklarımız da hazır ve şimdi misafirinizi hazırlayabileceğiz bir sofraya geçiyoruz. Bu dahil değil, bu ekstra. Çünkü annem geliyor, çünkü istediğim her şeyi yapabilirim. Evet, sucuğumuz da masaya geldiğine göre veganlara neler yapabilirsiniz? Patates, humus, salata, domates, bakın bu kadar. Yani görmüş olduğunuz her şey bir vegana çılgın gibi mutlu eder. Bu ekstraya girer, önemli değil. Kısacası kolay yani. Zeytin, kekimizi bile yaptık, simitlerimizi aldık, çayımızı koyduk. Misafirimiz için hazırız. Söylemeyi unuttum. Sivilcemi gördünüz mü? Çok acı. Beğenmeyi unutmayın, takip etmeyi unutmayın, yorum yazmayı unutmayın. Umarım işinize yarar. Hoşçakalın.